bir halatın dayanıklılığı. Arkadaşlar halatın dayanıklılığı kesit alanıyla doğru orantılıdır. Boyuyla ise ters orantılıdır diyebiliyorum. Yani aynı cins halatlar için kesit alanı arttıkça dayanıklılığın da arttığını ve bu nedenle de taşıyabildiği yük miktarının arttığını söyleyebilirim. Yani aslında demek istediğim şu. S kesitiyle aynı boyda aynı cins halatımız olsun. Ve S kesitiyle eğer P yükünü taşıyabiliyorsak 2 S kesitiyle artık taşıdığımız yük miktarının 2P kadar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buradaki dayanıklılığı iki katına çıkartmış oldum. Peki boyla ters orantılıdır diyorum. Aynı cins iki halatta bu sefer kesit alanlarımız aynı boyumuzu iki katına çıkarttık. Ve boy iki katına çıktıysa L boyuyla P'yi taşıyabiliyorsam 2L boyuyla artık P bölü 2 kadarlık bir yükü taşıyabildiğimizi söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi halat dayanıklılığı ile ilgili örneklerimize bakalım. İlk örneğimizde bir halatın boyu 3 katı arttırılırsa taşıyabileceği yük ağırlığı nasıl değişir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Buradaki yarı çapımıza R kadar diyorum. Ve boy değerimiz için halatın boyuna da L kadar diyelim. Taşıyabildiğimiz yük miktarı da P kadar. Şimdi burada R yarı çapında kesit alanım S kadardır diyebilirim. Şimdi yanlış şurada denilmiş ki arttırılırsa 3 kat arttırıldığında yeni boyutlarımızın artık 4 katına çıktığını söyleyebiliyoruz. E o zaman ne olacak? Buradaki yarı çapı 4 katına çıkarttım. Artık burayı ben 4R yaptım. Ve boy değerimizi de 4L yaptığımızı söyleyebiliriz. Ve taşıyabileceğimiz yük miktarını hesaplarken buraya da diyoruz ki x. Peki arkadaşlar şimdi buradaki değer için diyorum ki boyutlar 4 katına çıkartılırsa kesit alanındaki artış ne oluyordu? Karesiyle orantılıydı. Yani artık buranın 16S kadar olduğunu söyleyebilirim. E peki yerine koyuyorum. Önceden P taşıyorduk. Kesit alanı 16 katına çıktığı için taşıyabildiği yük miktarı 16 oldu diyebilirim. Ama boydaki uzamayla ters orantılıydı. E burada L boyuyla P taşıyabiliyorsam 4L boyuyla artık 1 bölü 4'lük bir değer oluşturuyorduk. E buradan gelen değerini artık 4P kadarlık bir değerde taşıdığını söyleyebilirim. Taşıdığımız yük miktarı 4P oldu. Peki aynı maddeden yapılmış şekildeki halatların kalınlıkları sırasıyla S, 3S ve 2S'tir. Buna göre halatların taşıyabilecekleri en fazla ağırlıklar P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir? Aynı boydaki halatlarda kesit alanıyla taşıyabildiğimiz yük miktarı doğru orantılıydı. Yani buradaki taşıdığım yük P ise burada taşıdığım yük 3P, burada taşıdığım yük e de 2P'dir diyorum. Yani P2 büyüktür p 3ten o da büyüktür P1'dendir diyebiliyoruz arkadaşlar. Yarı çapı R olan ip en fazla 100 newtonluk ağırlık taşıyabilmektedir aynı cins ipin yarı çapını 3R yaparsak taşıyabildiği maksimum yük ağırlık olarak kaç Newton olur diye sorulmuş. Peki arkadaşlar şöyle düşünelim. Buradaki kesit alanımız S ise yarı çap 3 katına çıktığında kesit alanımız artık 9S olacaktır diyebilirim. Ve S ile taşıyabildiğimiz yük miktarı S bölü 100 eşittir diyorum. 9S bölü Px ise buradan Px dediğimiz değerin 900 Newton kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bir ip en fazla 10 newton taşıyabiliyorken ortadan ikiye katlandığında en fazla kaç newtonluk yük taşır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradaki kesit alanımız S kadar diyelim ve boy değerime de diyorum ki L kadar. E burada taşıyabildiğimiz yük miktarı ne kadarmış? 10 newton kadarmış. Biz bu ipi ortadan ikiye katladığımız zaman buradaki kesite artık 2S yapacağız ve boyumuzu da L bölü 2 oranına getirdiğimizi söyleyebiliriz. Taşıyabildiğimiz yük miktarı neydi arkadaşlar? Kesitle doğru orantılıydı. Kesit alanı iki katına çıktığı için 10 çarpı 2'dir diyorum. Çarpı. Neden çarpı olarak yazdım? Çünkü burada boyumuz ne yaptı arkadaşlar? Yarıya düştü. E boy yarıya düşerse taşıyabildiğin yük miktarı iki katına çıkacaktır. Çarpı 2'dir diyoruz. Demek ki taşıyabildiğimiz yük miktarı yani Px değerinin artık 40 Newton kadar olduğunu söyleyebilirim. Yarı çapları 2R ve R olan aynı cins ipler şekildeki gibi 100 Newton ve Px ağırlıkları ile dengelenmiştir. Buna göre Px ağırlığı en çok kaç Newton olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar R yarı çapındaki kesit alanımız S. 2R yarı çapındaki kesit alanımız artık ne kadardır? 4S'tir diyebiliyorum. Peki S ile biz ne kadarlık bir yük taşımışız? 100 Newton. S kesiti ile 100'ü taşıdıysan burada 4S ile toplam ağırlığı taşıdığımız için Px artı 100'dür diyorum. E peki buradan S'ler gidecek. 400 eşittir px artı 100 ise ve buradan px dediğimiz değerin 300 Newton kadarlık bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bir halat en fazla 100 Newtonluk yük çekebiliyorken tüm boyutları 3 katına çıkartıldığında en fazla kaç Newtonluk yük çekebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yine şöyle düşünelim. Burada yarıçapımız çapımız R idi. Boyumuz da L kadardı. Taşıyabildiğimiz yük miktarı da 10 Newton kadardı. E, tüm boyutları 3 katına çıkarttığım zaman burası 3R oldu. Ve boyunu da 3L'ye getirdiğimi söyleyebilirim. Peki taşıyabildiğimiz yük miktarı için kesitimiz S ise kesitimiz artık ne kadar? 9S kadar. PX eşittir. Kesitteki artışla doğru orantılıydı. 10 çarpı 9'dur dedik. Boydaki artışla ters orantılıydı. Çarpı 1 bölü 3. Demek ki buradan PX değerimizin artık 30 newton kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. you <laughs>